Çok değerli basın mensuplarımız, emniyet mensuplarımız, çok değerli kamu çalışanları ve çok değerli hemşerilerimiz. 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesi başlamıştır. Kamu görevlileri bugün Ağustos ayındaki toplu satış sözleşmesinden beri ifade ettiğimiz acı gerçeklerle maalesef bugün maaşlarını aldılar ve yüz yüze geldiler acı gerçeklerle. Buna göre memurlar ortalama 160 TL, emekliler ise sadece 100 TL zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacaklar. TÜİK'in resmi rakamlarına göre geçtiğimiz yıl gıda fiyatlarına ortalama tam %10,9, mutfak tüpüne 17,6, doğalgaza, ki hepimizin canını yakıyor, %22, elektrik %18,3 zamlanmışken maaşlara sadece %4 zam yapmak adeta memur ve emeklilerle alay etmek demektir. Ekonomi iyi yolda, istikrar sürüyor, enflasyon düşüyor masalı çarşı pazardaki gerçek fiyatlarla maalesef kabusa dönmüştür. Yetkililer hedef enflasyonunu bilinçli olarak düşük göstererek memurlarımızı düşük ücret artışına mahkum ederken milletimizi zorunlu harcamalarında dahi enflasyon canavarına teslim etmişlerdir. İktidar 2019'daki ilk enflasyon hedefine göre maaşlara toplam %9,2 zam yapmıştır. 2019 yılında gerçekleşen resmi enflasyon gerisinden gelmektedir. Kaldı ki bu oran TÜİK'in enflasyon sepetindeki çoğunu halkın tüketmediği 418 maddeden 895 çeşit ürünün ortalama artışını göstermektedir. Milletimizin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları ise 2019'da gerçekleştirdiğini ilan edilen resmi enflasyonun maalesef kat ve kat üstündedir. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi harcamalar enflasyonun üzerinde zamlanmıştır. Bir zamanlar fakirin yemeği olan kuru fasulye, pilav, lüks gıda maddesi haline gelmiştir. Kırmızı etin yalnızca adı kalmıştır. Sebze meyve el yakmaktadır. İlaca %46, giyime %33, gazeteye %28, dergiye %51 zam gelmiş, memurun, emeklinin belini iyiden iyiye bükmüştür. Ekmeğimiz bile %13,5 olarak zamlanmıştır. Buna rağmen memurlara 2020 için %4+4, 2021 için ise 3+3 zam yapılması öngörülmüş, adeta ekonomi ile maaş zamlarının ilişkisi tamamen kesilmiştir. Duruma bakıldığında bu yılda maaşların eriyeceği, alım gücünün düşeceği çok açıktır. Toplu sözleşme tiyatrosuyla memurlarımız 2021 yılı sonuna kadar maalesef yine devreden çıkarılmıştır. Memurların ekonomik ateşin ortasına atıldığı şu günlerde dahi malum konfederasyonun memurların haklarını korumayı akıl edememekte, başını kuma gömmektedir. Kıymetli arkadaşlarım, bugün memurlarımız maaşlarını aldılar ve acı gerçekle yüzleştiler. Biz Türkiye Komisyonu olarak sürekli gerçekleri dile getiriyor, maaş zamlarının yetersiz olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor, acil çözüm bekleyen sorunlar için bir an önce bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz. Malum konfederasyon ise durumdan hoşnut olacak ki eriyen maaşlara unutulan 3600 ek gösterge vaadine, yardımcı hizmetlilere, haksızların kaynağı mülakata, sözleşmelilerin kadroya alınmasına, gelir vergisi mağduriyetine, bayram ikramiyesine ve emekli maaşlarına dair tek bir kelime etmemektedir.
Bugün memurlar maaşlarını aldılar. Yani takke düştü, kel göründü. Türkiye Kamusen de dün meydanlardaydı. Bugün de sizin gördüğünüz gibi meydanlardayız. Dün ne dediyse bugün de aynısını söylüyor. Memurların haklarının budanmasına seyirci kalan, hatta pasif tutumuyla üstü örtülü şekilde destek olan malum konfederasyon ve yetkililer bugün hala niye susmaktadırlar? Neredeler? Sözleşmeliği, hizmetlileri yok sayanlar, vekil ebe, hemşire, imam ve aile sağlığı elemanlarına üvey evlat muamelesi yapıp kadroya geçirmeyenler, öğretmeni, akademisyeni, sağlık çalışanını, üniversitelerdeki idari personeli, maliyeciyi, adliye çalışanını unutanlar, postacıya, ormancıya, belediye çalışanlarına, kültür ve müze çalışanlarına, ödeme sorunlarına, fazla mesaileri, döner sermayeleri bir kenara bırakıp tek bir konuyu dahi müzakere etmeden bir ayı heba edenler bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklardır? Memurlardan aldığı yetkiyi kötüye kullananlar bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklardır? Kış soğuğunun bastırdığı günlerde oduna, kömüre, doğalgaza gelen zamları bile karşılayamayan, maaş artışına seyirci kalan bir eli yağda, bir eli balda tatlı su sendikacıları soğuktan donan memurun karşısına ne yüzle çıkacaklardır? Elbette sendikacının yüz karıları bir deliğe gizlenecek ve Türkiye Kamusen'in mücadele etmesini bekleyecek. Gördük ki memur ve emeklinin bir 730 günü dahi maalesef heba olmuştu. Geçtiğimiz yıl bizleri 4+5'e mahkum edenler bu yılda 4+4'e mahkum ediyorlar. Memurları, emeklileri enflasyon altında ezdiniz. Biliniz ki memurlar bir darbeyi dahi kaldıramaz. Hak mücadelesi kutlu bir mücadeledir. Biz yalnızca memurlarımız ve emeklilerimiz için değil, gelecek nesillerimiz, beşikteki bebelerimiz, genç kuşaklarımız için de mücadele yürütüyoruz. Türlü menfaatler için bu kutsal hedeften uzaklaşan çakma sendikalara şu dizeleri hatırlatmak istiyoruz. Karacaoğlan der ki her sözüm haktır. Yiğit olmayanın yalanı çoktur. Cehennem yerinde hiç ateş yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Bu dizelerde olduğu gibi milyonlarca memurun, emeklinin, masumun hakkının yenmesine göz yumanlar da kendi ateşlerini milyonlarca memurların bordrolarında göreceklerdir. Memurun bordrosunun ateşi aynı zamanda tüm vicdanları yakacaktır diyor ve arkadaşlarımızı bugün maalesef açıklamamda ifade etmiş olduğumuz gibi aldıkları bordroları şurada yakmaya davet ediyorum.